Sıfır noktamızdan herkese merhaba. Yapracık TOKİ mevkisinde bulunan bölgelerin tanıtımına devam ediyoruz. Bugün benim de ikamet ettiğim arkada bulunan dördüncü bölgenin tanıtımını yapacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor. Hadi geçelim. Şu an dördüncü bölge 3+1 dairenin olduğu adanın girişinde bulunuyoruz. Kısaca bölgenin lokasyonundan bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz merkez camimizin uzaklığı 250 metre. Hemen arkasında bulunan Yunus AVM ve bankamatikleri 500 metre. Pazar yerine 700 metredir. İmam Hatip Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi ve Sağlık Ocağı'na 900 metre mesafede uzaklıkta bulunuyor. Şimdi ise site içerisine geçerek gezimize devam edelim. Yanında Saadettin Bey bulunuyor. Kendisi bu adanın güvenliğinden sorumlu. Saadettin Bey hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Akif Bey. Saadettin Bey, bildiğiniz üzere YouTube kanalımız için bölgenin tanıtımını yapıyoruz. Bugün de dördüncü bölgenin tanıtımını yapacağız. Öncelikle buradaki görevimizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle ben de kanalınızı takip ediyorum. Kanalınızda sizlere de başarılar diliyorum. Benim ilk önce buradaki görevim sitenin huzur ve güvenliğini sağlamak. Gerek araçla gerekse yaya giren şahısların doğru adrese gitmelerinde onlara yardımcı oluyoruz. Ayrıca siteye gelen gerek kargo firmaları gerek su firmalarının doğru adrese gitmelerinde yönlendirme yapıyoruz. Sitenin kaç girişi bulunuyor? Sitemizin tüm etrafı duvarlarla çevrili olduğu için araç girişi sadece bir yerden oluyor. Ayrıca yaya girişleri için de 4 tane kapımız mevcut. Bu kapılara güvenlik kameralarıyla takip ediyoruz. Yayalar nasıl girip çıkabiliyoruz Saadettin Bey? Yayaların tanımlı çipleri sayesinde kolayca giriş çıkış yapabiliyorlar. Diyelim ki misafirimiz geldi. Onu karşılamak için aşağı mı inmemiz gerekiyor? Hayır, aşağıya inmeniz gerekmiyor. Site sakininin bizde telefonu kayıtlı olduğu için telefonla evden rahatlıkla kapıyı açabiliyor. Araç giriş çıkışları hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii ki Akif Bey. Bu bölgede plaka tanıma sistemi olan tek site bizim sitemiz. Dolayısıyla sisteme kayıtlı olan plakalar otomatik olarak açıyor. Diğer taraftan kargocular paket servisi geldiği zaman evdeki kat sakini telefonla aradığı zaman yine yardımcı olabiliyor, kapıları açabiliyor. Saadettin Bey, ben size geldim. Diyelim ki ben de buraya yeni taşındım. Taşındığım zamanlar araç plakasını buraya otomatik olarak tanıtabilir miyim size? Hayır, o şekilde olmuyor Akif Bey. Eğer mal sahibiyseniz tapunuzu getirmeniz yeterli. Kiracıysanız kira sözleşmesini yönetime sunduğunuz zaman plakanızı otomatik olarak kaydediyor. Saadettin Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi görevler, iyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi görevler. Diyelim ki evde yoksunuz. Kargonuzun şubeye gitmesini istemiyorsunuz. Kargonuzu alacak kimse de yok. Ne yapacaksınız? Bu bölgede çözümü var. Kargomatik. Yapracık TOKİ bloklarında tek kargomatik makinesi olan bölge, dördüncü bölge. Bu imkan gerçekten güzel bir hizmet. Y22 blokta bulunan site yönetimin önündeyiz. Dördüncü bölge hakkında ayrıntı bilgileri en yetkili ağızdan, yani site yönetim kurulu başkanı Gülsel Bayram Beyefendi'den dinleyelim. Buyurun efendim. Dördüncü bölge site yönetim kurulu başkanı Sayın Gülsel Bayram'la beraberiz. Gülsel Bey, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Eliniz için sağ olun. Gülsel Bey, bildiğiniz gibi bir YouTube kanalımız var. Bölgelerin tanıtımını yapıyoruz. Birinci bölge tanıtımından sonra güzel geri bildirimler aldık. Bugün de dördüncü bölgenin tanıtımını yapmak istiyoruz. Kanalınızı beğenerek takip ediyoruz. Dördüncü bölgenin tanıtım için gerekiyorsa hazırız. Hüseyin Bey, öncelikle sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? 1961 Tokat doğumluyum. Devlet memuru olarak görev yaptım. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'na güreş sporu olarak hayatıma başladım. Uzun süre güreş yaptıktan sonra bankada idareci olarak görev yaptım. 2014 yılında da emekli oldum. 2019 yılından beri de sitemizde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktayım. Dördüncü bölge hakkında bilgi verir misiniz? Dördüncü bölge TOKİ tarafından 2009 yılında yapımına başlanmış. 2012 Kasım ayında hak sahiplerine teslim edilmiştir. Dördüncü bölgede 1014 konut vardır. Bunların 9 adeti Y blok, 7 blok C blok, 10 adet de B1 blok olmak üzere 26 blok mevcut olup 1014
kas sakinimiz mevcuttur. Göreve gelir gelmez ilk icraatınız ne oldu Gülsem Bey? Göreve gelir gelmez Akif Bey, ilk icraatımız teknik elemanlara, bilirkişilere burada neler noksan? Eksiklikler. Bunların tespitini yaptırdık ve bunu mahkeme kanalıyla yaptırdık. Tespit. Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne görevlendirdiği bilirkişiler geldi. Neler noksan? Mahkemece tespitini yaptırdık. 986 bin lira yaklaşık bize ayıplı iş yapıldığına dair. Bunlar nedir? Bloklardaki elektrik aksamı, su borularında tesisatlardaki noksanlıklar, çatıların, kiremitlerin erimesi, ayrıca B1-10 blok önündeki tepeciğin kaldırılmaması. Bunlar üzerinden bize 986 bin liralık bir tespit yaptı. Eksiklikler genelde, elektrik aksamları çok eksikti. Bunları paratüneller özellikle, paratünellerin kabloları çatı arasında kesilmişti. Topraklamalar eksikti. Çevre duvarı hiç yoktu. Güvenlik açısından bu çevre sorun teşkil ediyordu. Gerekli olan bir yerde. Evet, bir şey, burası evet. Biliyorsunuz. Özellikle C19'un evet, kayalarının aşağı doğru. C19'un orada çok tehlikeli boyuttaydı. Okulun güzergahı olduğu için bölgemiz, öğrencilerin üzerinde otobüs durağında olması münasebetiyle insanların üzerine kaya yuvarlanma tehlikesi evet. olduğu için ilk önce biz buranın acilen çözülmesi için girişimlerde bulunduk. Bu girişimlerimiz TOKİ nezdinde yaptık. TOKİ burayı 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne devir ettiğini hem yazılı hem sözlü tarafımıza bildirdi. Evet. Biz de bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerimizi yoğunlaştırdık. Hem seçilmiş arkadaşlarımızla hem kans sakinlerimizle birlikte gittik. Onlar da bize bu konuda yardımcı oldular. Evet. Mart 2020 yılında yaptık. Çevre duvarının yapılması sırasında başka neler yapıldı? Çevre duvarı yapılması esnasında bizim C16 blok 17, 18, 19 blok önünde çok geniş bir bölüm karşı tarafa bırakıldığı, TOKİ tarafından yapılmadığı tespit edildi. Bunu aplikasyon sırasında çıktı. Biz bunu Kırım için kas sakinlerimizden 43 bin lira gibi çok ücretli bir yaptırdık. Ve yaklaşık 80 araçlık bir otopark yaptırdım. Evet, orası çok bizim için de önemli oldu. Ayrıca B1-10 bloğun kırmayarak 58 ağaç görülmesine rağmen projemizde yapılmadan terk edildiğini tespit ettik ve orayı da yapmak zorunda kaldık ve orayı da yaptık. Ayrıca iki tane güvenlik yerleşkesi çok güzel koyduk. Ankara Valiliğinden 3 tane güvenlik çalıştırma belgesi aldık. Bunun üzerine iki yerleşkemizi de güvenlikçi koyduk ve güvenlikçilerimiz çalışmaktalar. Gürsel Bey, geçen sene işe giderken sabahleyin aracıma bir başka bir aracın çarptığını gördüm. Bunun da tespiti için size geldiğimde kameralar sayesinde bizim aracı kimin çarptığını bulduk, tespit ettik. Bunun güzel bir şey olduğunu gördük, öğrendik. Bu kameralarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet Akif Bey, gerçekten bizim iki adamızla 102 kamerayla 92 bin metrekare her alanı milimetrik gören kamera sistemimiz var. Ayrıca bloklarımızın iç kapılarını da görer. Biz bu konuda gerçekten şanslıyız. Hiçbir siteye nasip olmayan böyle bir hizmeti bu katmak çevre duvarları yaparken bu sistemimizi de yaptık ve şu anda bizim güvenlik sorunumuz yok denecek kadar azdır. Gürsel Bey, binalarımız 10 yılı doldurdu. Binalarımızın uzun ömürlü olabilmesi için neler yapıldı veya neler yapıyorsunuz? Buyurun. Akif Bey, sıcak su borularımızın çürük olmasından dolayı patlamalar oluyordu. Bu patlamalarda bina alttan akma yapıyordu. Biz bunları sıcak su borularımızı gördüğünüz gibi karbenizli boruyla değişim yaptık. Değişim yaptık, evet. Bu sene bitti. Başardık bunu Allah'a şükür. Bir daha böyle bir delinme falan olmuyor. Çatılarımız, kiremitlerimizin %18'i çürüktü biz aldığımızda. Bunların hepsini değişimini yaptık. Çatılarımızı aktardık. Çatılarımız onarıldı. Sık sık kanalizasyonlarımızı temizlettiriyoruz. Bina çevrelerine oluklu taş döşeyerek yağmur su birikimlerini giderdik. Diğer taraftan bizim asansörlerimiz, dördüncü etabın asansörleri en
güzel asansörler. Bizim bu konuda TOKİ gerçekten güzel bir asansör koymuş ve bizim asansörlerimizde sıkıntımız yok. Ama biz emlak yönetimden aldığımız esnada hepsi kırmızıydı. Şu anda çok şükür hiçbir kırmızı asansörümüz olmadı. Hepsi mavi etikete sahip. Bakımlarını muntazam yaptırıyoruz. Gülsel Bey, yani en ne iş yaptınız? Yaklaşık 4000 ağaç diktik. Çevre duvarı yaptıktan sonra. Maşallah. 4000 tane ağaç diktik. Onlar da gayet güzel büyüyor. Diğer taraftan işte çevre duvarlarımızın yapımı. Ayrıca bizim giriş çıkışlarımız hem telefon sistemiyle araçlarımız, yaya kapılarımız. Araç plaka. Plaka tanımlama sistemimiz var. Bunlar iki güvenlik yerleşkemizdeki bilgisayarlar sayesinde araçlarımız, kas sakinlerimizin araçlarını otomatik plaka sistemiyle giriş çıkış yapmaktalar. Diğer bir tarafta, kolaylık tabii değil mi? Diğer, yani? Tabii yani. Efendim. Hem telefon sistemiyle açabiliyor. İşte kas sakinimizin eğer misafiri gelmişse evinden kapıda bekleyen aracı içeri alabiliyor. Ayrıca otobüs durağında iki tane adamız da kapıda da telefon sistemimiz var. Orada da yayalarımızı içeri telefon sistemiyle alma imkanlarımız var. Diğer taraftan bizim bölgemizde toprak yoktu. 150 tır toprak takviyesi yaptık. Oo, çok güzel. Duvar dipleri tamamen topraklama yapıldı. Diğer taraftan toprağı az olan bölgelerimize topraklama yaptık ve büyük bir bölümde çimleme yaptık. Burada bizim bölge bir de damlama usulü bir sulama falan da yapmışsınızdır, evet, o zaman. Bu ağaçlarımız %80'i damlama sistemiyle sulanmakta. Hem su tasarrufu da sağladık. İnan ağaçlarımız o kadar güzel yeşerdi ki 2019 yılındaki bölgemizin ağaçlandırmasıyla şu andaki ağaçların güzelliğini mukayese dahi edemiyorsunuz. Güncel aidatlarımız ne oldu? Evet, Akif Bey, bizim 4. bölgede B1 bloklar 360 TL. C bloklar 430 TL, Y bloklarda 470 TL aidat alıyoruz. Bazı kas sakinlerimiz tabii ki bu konuda serzenişte bulunuyorlar. Biz yani, de serzenişte bulunuyoruz. Aidatlarla ilgili yapılan masraflar. Masraflar. Yani, onların genel karşılığı olarak, ne olarak? Evet, nereye gidiyoruz? Bu tip söylemler oluyor. Bize de geliyor arkadaşlarımız. Bizim ana giderlerimiz var. Bunlar mesela 4 kalem söyleyeyim size. Toplamda 200 bin lira personel giderimiz var. 122 bin lira da elektrik giderimiz var. Asansör. 55 bin lira su giderimiz var. Yaklaşık 20 bin lira da asansör giderlerimiz var. Bunu topladığınız zaman zaten 430 bin liraya geliyor. Evet. Bizim kas sakinlerimizin aldığımız aidat toplamı 410 bin lira civarı. Tam karşılığı o zaman. Yalnız biz şunu yaptık. Görevli dairelerimiz atıl durumdaydı. Bu su borularını değiştirirken görevli dairelerimizin bakımını, onarımını yaptık. 11 adet görevli dairemiz bizim personelimiz ikamet etmekte. Diğer görevli dairelerimizi de kiraya verdik. Hem yakıt ödemekten kurtulduk. Hem kira alıyoruz. Hem aidat alıyoruz. Burada bir gelir sağladık. İşte bu acil vurulan, kırılan yerlerde biz bunu kullanıyoruz. Akif Bey, ben size ayrıca bir şey söyleyeyim. Bizim TOKİ tarafından inşa sırasında Y23 ve 24 bloklarının yanında kanalizasyon bağlantısı yapılmamış. Bir kuyu yapılmış. Bu kuyudan 2 adet pompa bu atığı kanalizasyona gönderiyor. Bu da bizim anormal derecede giderimizi yükseltiyor. Diğer taraftan aynı şey B118. B1-14 ve B1-17 blokların da logala bağlanmayıp pompa vasıtasıyla bu kadar güzel imkanlar varken bunu nasıl bir projelendirme yapılmışsa bunu da çok büyük bir mühendislik hatasıyla sitemizi zarara uğratıyor. Araç kapısına girdikten itibaren tüm masrafları yönetim karşılıyor. Kar temizlemesine, tuzlamasına, yolların bakımı. Evet. Her şey bize ait. Dördüncü bölgemiz için gelecekteki projeler üzerinde bahseder misiniz? Baharla birlikte ağaçlarımızın bakımlarını yapacağız. Damlama sistemimiz, noksal olanları damlama sistemlerimizle tamamlayıp giriş çıkışlarımızın boyamasını bu sene yaptık. Yaptınız. Yaptık. Burada mermerlerde silme olabilir. Bunu baharın
Bu eksiklerimizi tamamlayıp bunları da giderdikten sonra ben gelecekteki arkadaşlarıma inşallah devrimi yapacağım. Peki. Gülser Bey, son olarak bölgemize gelmek isteyen komşularımıza, komşu adaylarımıza söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? 4. bölge Silivri Yönetimi Başkanı olarak gerçekten güvenlik açısından huzur içinde oturabilirler. Yeşil alan, ağaçlandırma, çocuk parklarımız, oyun sahalarımız, bunların hepsi mevcut. Bazı bölgelerde bunların hiçbirisi yok. İnsanlar burayı en tercih edecekleri gerçekten 4. bölge olmalı. Herkese huzur içinde de burada evini de alabilir, kirada oturabilirler. Gülser Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bölgemizin tanıtımını yaptığınız için biz sizlere teşekkür ediyoruz. Var olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Y25 blokta bulunan örnek dairemizi gezeceğiz. Y tipi dairemiz 137 metrekare olup 3+1 olarak yapılmıştır. Her katta çift daire ve tek asansör bulunuyor. Biz bu binanın 6. katına gideceğiz. Buyurun efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Salondan başlıyoruz. Salonumuz 2 bölümden oluşur. Burası yemek alanı, burası oturma alanı. Dairemiz sıfır olduğu için burada geniş bir balkonumuz bulunuyor. Balkonumuz tabii dairemiz sıfır olduğu için kuşlar biraz burayı pisletmişler. Orayı göstermeden dairemizin içinden dışarıyı gösteriyoruz. Büyükçe gördüğünüz gibi geniş bir alana sahip olan bir salonumuz, kullanışlı bir salon olup hem pazar yeri hem de dışarıyı çok rahat bir şekilde ön açık olduğu için gösterebiliyoruz. Buyurun. Burasını da bir ölçelim efendim. Kaç metrekare geldiğine bir bakalım. Burası da aşağı yukarı 32 metre geldi. Gayet iyi efendim. Buyurun. Burada Alaturka bir tuvaletimiz bulunuyor. Alaturka bir tuvaletimiz bulunuyor. Hemen mutfağa geçiyoruz. Mutfağımızda efendim burada bir küçük bir balkonumuz var. Yine dediğim gibi yani kuşlar çok pisletmişler. Bu camdan da dışarıya peyzaj site içerisine bakıyor. Bu dairemizde, mutfağımızda buradan ölçelim efendim kaç metrekare geliyor. Bir bakalım. Burası da 13 metrekare geldi. Buyurun. Diğer odalara geçiyoruz efendim. Koridorumuzda. Buraya isterseniz böyle güzel bir mesler yeri yapılabilir. Aynı şekilde burası da bir ayakkabılık ve terlik alanı olarak yapılabilir. Burada yine kullanışlı güzel bir odamız var. Dairemiz tabi çift cephe olduğu için hem öbür taraf hem bu tarafı iki tarafı da görebiliyorsunuz. Burayı da şöyle ölçtüğümüz zaman bu odamız 12 metrekare geliyor. Buyurun efendim. Karşılıklı iki tane odamız var. İki odamız da aynı şekilde hemen hemen aynı büyüklüğe sahip. Bu odamız da yine pazar tarafına bakıyor. Burayı da ölçelim efendim. Burası da 12 metrekare geldi. Buyurun. Diğer odamıza geçiyoruz. Burayı da isterseniz yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Burası da dediğim gibi yine peyzaja bakıyor. Yani site içerisine bakıyor. Bunu da ölçtüğümüz zaman bu odamızı bu odamızda 13 metrekare. Buyurun efendim. Tuvaletimize, banyomuza bakalım ikisine beraber. Tuvaletimizde gördüğünüz gibi geniş bir alana sahip, kullanışlı bir tuvalet ve banyo. Burası aynı zamanda çamaşır makinesi yeri. Burayı da bir ölçelim efendim. Burası da 4,5 metrekare.
Gayet güzel, kullanışlı bir alan. Koridorumuza devam ediyoruz efendim. Şimdi Y tipi dairemizi tanıttık. Hemen üst tarafımızda C tipi 117 metrekare dairemiz var. Onun tanıtımını yapacağız. O tarafa geçiyoruz. C19 blokta bulunuyoruz. C tipi dairemiz 118 metrekare olup 3+1 olarak yapılmıştır. Her katta 4 daire ve çift asansör bulunuyor. Biz burada 4. katta bulunan dairemizi gezeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Dairemizin önce balkondan tanıtımına başlayalım. Dışarıdan bir görüntü alalım. Mutfağımız geniş, ferah bir mutfak olup bir metrekaresine bakalım. Kaç metrekare olduğunu bir ölçelim efendim. Evet, mutfağımız 10 metrekare. Buyurun. Burada gördüğünüz gibi bir antre yerimiz var. Antremizde vestiyer yapılabilir. Burası da ölçelim ne kadar geliyor bir bakalım efendim. Burası da 3 metrekare. Salonumuza geçiyoruz. Salonumuzu bakalım, tanıtalım. Salonumuz Fransız balkonlu. Yerden camlı olup dışarıya şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi dışarıda da meslek lisesi, İmam Hatip lisesi, otobüs durağı ve pazar yerine yakın olup cadde üzeri bir dairedir. Dairemizin hemen ölçümünü yapıyoruz. Kaç metrekare olduğuna bakıyoruz. Salonumuz 23 metrekaredir. Buyurun efendim. Salonun karşısında Atatürk'e tuvaletimiz. İsterseniz depo olarak da kullanabilirsiniz. Hemen yan tarafında yine aynı şekilde alafranga tuvalet ve banyomuz, lavabomuz. Kapının arkasında ise çamaşır makinesinin yeri bulunuyor. Bu tarafta ise 3 tane odamız mevcut. Bu tarafı yatak odası, büyük olduğu için yatak odası da kullanıyoruz. Burası aynı zamanda dışarıda Fransız balkon, yarım Fransız balkon olup aynı zamanda burası panoramik bir dairedir efendim. Burayı da bir ölçelim. Kaç metrekare geliyormuş? Burası da aşağı yukarı 14 metrekare. Orta odamız gerek çalışma odası gerekse çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir odadır. Burayı da bir ölçelim bakalım ne kadar geliyormuş. 11 metrekare. Diğer odamıza geçiyoruz. Burası da isterseniz oturma odası olarak kullanabilirsiniz. Burayı da ölçüyorum. Burası da 12 metre geldi efendim. 12 metrekare. Şimdi 2+1'lerin olduğu adaya geçiyoruz. Thank you.
2+1 dairelerin bulunduğu 62.779 nolu adanın önünde bulunuyoruz. Lokasyondan bahsedelim. Hemen pazar yerinin karşısı Yunus AVM 650 metre. Sağlık Ocağı ve İmam Hatip Meslek Lisesi 750 metre uzaklıktadır. Üst adada olduğu gibi burada da güvenlik noktası ve personeli bulunuyor. Çevre istinat duvarı ile kapatılarak site görünümü kazandırılmış. 24 saat kayıt yapan kameralar mevcut. Yine 2 araç girişi ve 3 yaya kapı otomasyonları bulunmaktadır. Bu ada içerisinde bulunan 2+1 örnek dairemize geçiyoruz. B1-17 blokta bulunuyoruz. B1 tipi dairemiz 84 metrekare olup 2+1 olarak yapılmıştır. Her katta 4 daire ve çift asansör bulunuyor. Biz burada 8. kattaki bulunan dairemizi gezeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Mutfağımızdan başlayalım. Buyurun. Mutfağımız geniş olup yine kullanışlı 2+1 daire burada. Ayrıca ev sahibimiz bir dolap yaptırmıştır. Mutfağımız Amerikan mutfak olup hemen ölçümünü alıyoruz. Kaç metrekare olduğuna bakacağız. Mutfağımız 8 metrekare. Mutfağımızdan salonumuza geçiş Amerikan mutfaktır. Yine bu Fransız balkon, cam balkonlu olup dışarıyı gösterelim önce. Sitenin içerisine bakıyor. Salonumuzda ölçüyoruz. Kaç metrekare? Metrekarede salonumuz var. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı. Buyurun efendim. Antremizde yine ev sahibimiz tarafından yapılan ayakkabılık ve vestiyer. Antremizi de ölçüyoruz şimdi efendim. Ne kadar olduğuna bakıyoruz antremizin. 5 metrekarede antremiz var efendim. Banyomuza geçiyoruz. Banyomuzda gördüğünüz gibi evet. Duşakabinimiz, tuvaletimiz, lavabomuz. Banyomuzda 5 metrekare geldi. Büyük odamıza geçiyoruz. 2+1 dairemize. Odamız yine aynı şekilde yarım Fransız balkon olup dışarıyı rahat bir şekilde görebiliyor. Yine okullar bölgesi, sağlık ocağı, İmam Hatip Lisesi, teknik lise buraları gayet net görünüyor efendim. Burayı da ölçüyoruz. Odamız 14 metrekare geldi. Yatak odası olarak kullandığımız bir odamız. Diğer odamıza geçiyoruz. Diğer odamızda ister çalışma odası, ister çocuk odası, hangisini kullanırsanız efendim. Burası da gördüğünüz gibi gayet geniş, kullanışlı bir oda. Burayı da üstümüz zaman odamıza 9 metrekare geldiğini görüyoruz. Şimdi özel bir yere gidiyoruz. Buyurun efendim. Sizlere 4. bölgeyi farklı görsel açılardan, yetkili ağızlardan ve örnek daire tiplerini anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettik ise affola. Yapracık Toki 4. bölgeden herkese selamlar.